Merhaba sevgili canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Fırsat Varken adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Şu an fırsat var. Kapı açık. Girebiliyoruz. Ama gün gelir, devran döner. O kapı kapanacak. Kimse giremeyecek. Acı gerçek bu. Fırsat varken o kapıdan girmek lazım. Yola girmek lazım. Yolda ilerlemek lazım. İsa'nın talebi olmak lazım. Evet, İsa ne diyor? Bir İncil metinini okumak istiyorum. İsa hep Kudüs'e doğru ilerlemeye devam ediyordu. Giderken köylerden, kasabalardan geçiyor ve her birinde durup öğretiyordu. Bu esnada bir can ona, "Sultanımız, kıyamet günü kurtulanların sayısı çok mu az olacak?" diye sordu. İsa cevaben oradakilere, "Daimi hayata giden kapı dardır. Bu kapıdan girmek için ciddi bir mücadele verin," dedi. Ciddi bir mücadele verin. Devam etti. "Size diyorum ki birçok kişi girmeye çalışacak fakat giremeyecek. Evin efendisi kapıyı kilitledikten sonra artık çok geç olacak zaten. Sizler dışarıda durup kapıyı vuruyor ve yalvarıyor olacaksınız. Efendimiz, kapıyı aç bize," deyip duracaksınız. Biliyorsunuz bunlar Yahudi. Yani kendi mesihlerini kabul etmiyorlar. Ama sanıyorlar ki Yahudi oldukları için sanki doğuştan bir hakları varmış. Seçilmiş bir halk. Böyle garanti daimi hayata gireceğiz. Öyle bir şey yok. Yani şu ülkeden, o diyardan, şu kavimden, o halktan, ya öyle bir şey yok. Onlar bizzat Mesih'i görmüş insanlardır. Ama bu garanti değil. Yine İsa Ruhullah'ın talibi olmak gerekiyor. Onun peşinden gitmek gerekiyor. Ne diyor? "Efendimiz, kapıyı aç bize," deyip duracaksınız. Fakat o size cevap olarak, "Kimsiniz? Sizleri tanımam etmem. Nereden geldiğinizi de bilmem," diyecek. Siz de ona, "Hani biz seninle yedik içtik ama şehrimizin sokaklarında öğretiyordun hani," diyeceksiniz. O ise size, "Ne diyorum sizlere? Tanımam etmem. Nereden geldiğinizi de bilmem, anlamam. Aman uzak durun benden. Ey sizi zalimler," cevabını verecek. Ağlayıp acı acı feryat figan edeceksiniz. Çünkü İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u ve diğer peygamberleri haktan gelen şahlıkta göreceksiniz. Siz dışarıda olacaksınız diyor. İçeri bakıp İbrahim peygamberi, işte İshak'ı, Yakub'u, diğer peygamberleri göreceksiniz. Ama siz kendiniz giremeyeceksiniz. Fakat sizler bunun dışında kalacaksınız. Hatta her çeşit insan doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelip haktan gelen şahlıktaki şölende yerlerini alacak. Ne diyor? Yani sünnetsiz diye gavur gözüyle baktığınız diğer halklar haktan gelen şahlığa girecek. Siz giremeyeceksiniz. Çünkü Şah İsa'yı kabul etmediniz. Ve bir şey daha var. Şimdi en önemsiz gibi görünen bazı canlar o zaman en büyük. Şimdi en büyük gibi görünen bazı canlar ise o zaman en önemsiz olacaktır. Evet, ve bunu deyiş haline getirdim, paylaşmak istiyorum sizinle. Fırsat varken, inşallah beğenirsiniz. Kapıdar
fırsat varken gir gerçek edenle. Girmek için büyük mücadele var. Fırsat varken gir gerçek edenle. Girmek için büyük mücadele var. Fırsat varken gir gerçek edenle. Can girmeyi arzulayacak. Girmek isteyip de giremeyecek. Birçok can girmeyi arzulayacak. Girmek isteyip de giremeyecek. Evin sahibi kapı kapatacak. Fırsat varken gir gerçek edenle. Evin sahibi kapı kapatacak. Fırsat varken gir gerçek edenle. Geç kalırsanız ağlayacaksınız. Kebanım dışarı kalacaksınız. Geç kalırsanız ağlayacaksınız. Hep feryat figan eyleyeceksiniz. Fırsat varken gir gerçek edenler. Hep feryat figan eyleyeceksiniz. Fırsat varken gir gerçek edenler. Evet, fırsat varken lütfen ne olursunuz. Hatta bugün o kapıdan girin, yola girin, yolda ilerleyin, İsa'nın talebi olun. Çünkü o Şah, o Sultan hayat veriyor, daimi hayat. Daimi hayat için bu yola girmek gerekiyor. Dediğim gibi şu din, o toplumsal aidiyet, o toplumsal kimlik, o etnik aidiyet, yani bunların hiçbir önemi yok. Tabii ki hepimizin belli bir toplumsal kimliğimiz var, aidiyetimiz var, tamam var. Ama bu manevi bir şey, ilahi bir şey, batını bir şey. Gönlümüzü ona verelim çünkü gönlümüzün şahıdır o. Onun şahlığına girelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın. Barışta kalın. Kapıdan girmeye ihmal etmeyin. Ne olursunuz lütfen. Esen kalın. Hoşça kalın.